Anons ederken bir şeyi eklemeyi unuttum. Tabii çok önemli bir şey. Muhakkak çok da mutlu olduğum bir sıfat da olabilir aslında. Çok büyük değer tabii Türk halk müziğinin. Çok Canım büyük benim. hocası merhum Evet. Neriman Altındağ Atifekçi'nin sen Ya ekolünün devamısın devamı. bu Evet. Öyle jenerasyonda. diyorlar. Ne mutlu sana, Çok çok değil çok mi? büyük Dersler olur. de aldın, uzun Geçen yıllar çalışmalar evet yaptınız. evet geçen günde Neriman Hanım'ı radyo programında Tekin Büyükkaya arkadaşımın programında hocamızı yad ettik, Her rahmetle daim. andık ve kızı Gamze Tüfekçi benim Aynen. ilk repertuar Ay hocamdı hocamız, zaten. o da çok değerli bir isim. Beraber hocamızı kısa bir süreçte de olsa anlatmaya, onunla Çok. yaşadığımız Evet. anları paylaşmaya Hiçbir zaman çalıştık. unutulmayacak Hiç isimler. mümkün değil. Çok Bazı değerler var ki gerçekten unutulabiliyor. Unutulmasa bile çok bu kadar yüreklerde, dillerde değil belki. Ne mutlu ki evet. Neriman Hanım muhakkak bizi duyuyor bir Büyük. Evet, yerlerden. kesinlikle, Ruhu kesinlikle. mutlu oluyordur Ruhu şad zannediyorum. Çünkü olsun. öğrencileri olarak Evet. sevgili Nursatçığım da onu her daim neredeyse her Evet, programda zaten hakikaten öyle. anmadan Ama geçmiyorlar. Oktay da Ama bunu öyle. hak eden Oktay da isimler öyle. işte hocalarım. Sevgili Evet. Oktay da. Oktay ve Nursaç demişken radyo günlerinin kardeş programımızın kardeş saz elemanları orkestrasından muhteşem orkestra. Oradaki orkestramızın ismi. Çok değerli misafirlerimiz var yine. Kemal abimiz hoş geldiniz. Sevgili Kenan sen de hoş geldin. Böyle arada bir buluşuyoruz. Çok Ne da mutlu güzel. oluyoruz. Gerçekten. Az önce şey dedim. İki tane canavar dedim. Evet. Değil mi? Birazcık Evet. öyle. Yaramaz çocukları olan anneler zayıf oluyor. Ben bu ara spora da Seninki de gidiyorum. yaramaz o zaman. Benimki de yaramazdı onun Vay. için. Ben Şimdi dikkat bana ediyorum. zayıf diyene bak İşte diyeceğim. yaramaz çocuklara borçluyuz biz bunlar. Öyle mi Galiba. Çok dersin? hareketli oldukları için peşlerinde bütün gün. Umut'cum ben kiloyu hiç sevmiyorum Sen zaten. zaten hep Hiç inceydin ama inan sevmiyorum. bana çocuklardan öncekinden daha da Öyle mi? formdasın. İyi. Benim Bari o işe yaramış. gerçekten öyle. Allah bağışlasın. Nasıl Amin. gidiyor? Günler nasıl gidiyor? Çocuklarla Yoğun, telaşlı. çok yoğun tabii. Yani onların varlığı çok güzel bir telaş tabii, telaş ama Muhakkak da. çok güzel bir telaş. Fakat hani kendinize Ya özeliniz yok. kalmıyor. Tahmin ediyorum biz bir Kalmıyor. taneyle onu yapamıyorken iki İşte tane herhalde. yani evle beraber hem müzik çalışmalarınızla beraber hem de çocuklarla birlikte iş Çok çok yorucu. zor, Hem beyin çok olarak hem yorucu. fizik Yani biz olarak. ancak hani Murat'la bugün bu program için diyelim ki bir anne okuruz ne ederiz. Çocukları yatırdıktan sonra artık İnan biri ben 10'da hep yatar, öyle biri bak 11'de yatar. iki aydır bu programdayım. Aynı durumdayım. Çok Melek zor Bal'ı senin için. yatırıyorum. Ya. Ki ne kadar Sonra. yorgunum bütün günüm yorgunluğu. Ondan sonra oturup acaba ne okusam yarın Ama o kadar diye. güzel program akıp gidiyor Çok ki ben teşekkür ederim. devamlı Burada şunu son istiyorum. olarak söylemek Eksik lazım. olmayın. Bütün anne babalara çocuk sorumluluğu çok büyük. Yani geleceğe koskocaman bir miras o çocuğu Tabii. bırakacağız. Tabii. Bütün birikimimizi, bütün hayata bakışlarını oluşturmak için. Yani Tabii. çocukları çok fazla sayıda çocuk dünyaya getirip de onların sorumluluklarından sokağa salarak kurtulmak yerine Onların kişisel çocukları gelişimlerinde anne babaların hedefleyen, rolü çok önemli, evet bir çok yapıda büyük. olmamız bütün Aman toplumca doğsun da büyüsün gerekli. dememek lazım Doğru. tabii. Şartları gözden geçirmek lazım. Biz sözü fazla uzatmayalım Evet. Arzucuğum. Senin güzel Beraber mi okuyalım? sesinden nasıl arzu Veya edersiniz? Ben ben oradan tamam. siz Ne hazırlıklarınızı okumak yaparken istiyoruz? O zaman beraberse oturarak okuyalım. Maden Dağ Tamam, Dumandır'ı okuyalım. harika olur. Gel. Şu sözlerimizi de Tamam, getirelim şöyle. sonra. Thank you.
gel yârim. Yolu dolan dolan dile, gel oynoy gel oynoy di gel yârim. Yârim gitti gelmedi, del oynoy del oynoy del oynoy del oynoy di gel yârim. Yaş gözüme dolandı lene, gel oynoy, gel oynoy di gel yârim. Yaş gözüme dolandı lene, gel oynoy, gel oynoy di gel yârim. Hangi duygularla, hangi yüreği yanık Anadolu insanları yaktı bu türküleri, değil mi? Evet. Mucizesi de hiçbiri ne okul görmüş, İnanılmaz. Ne medrese görmüş, ne felsefe okumuş ya, ama, ya, ama sözlere felsefeye bak, yakın şeyler yapıyorlar. Melodiye bak. Olacak evet, şey. Şimdi, basitlikte bir derinlik, çok tuhaf bir şey yani. Çok, basitlikte bir derinlik. Benim yalın ama evet, çok derin. Derin. Çok doğru. Benim ilk okuduğum türkü Aşık Veysel'dendi bildiğiniz gibi. Anlatmam derdimi dertsiz insana. Dert çekmeyen dert kıymetin bilemez. Derdim bana derman imiş, bilmedim. Hiçbir zaman gül dikensiz olamaz. Yani derdim bana derman imiş. Dertleri çekip insan
İyi günlerin kıymetini anlar. Şimdi o kadar büyük şeyler yatıyor ki altında. Yani bu gönül gözüyle gören bir insan, çok büyük bir insan. Yani Allah'ın ona verdiği aslında o dert, Cevher. Ona bakın neler yazdırmış, ya. Neler yaptırmış. Zaten bir süre sonra gözlerini açtırmakla ilgili bir süreç yaşanmış ve kabul etmemiş. İstememiş. Evet. Evet, kendi iç dünyasında o kadar zengin ki, evet. Başka bir şeye ihtiyaç duymamış. Belki doğru. Kirleneceğinden, eksileceğinden mi korktu kim bilir? Buradan gene rahmet dileyelim. Evet, rahmet. Haşık Veysel ustamıza. Evet.